Merhaba arkadaşlar. Bu karantinadan dolayı maalesef çocuklarda uyanık uyku düzenleri bozuldu arkadaşlar. Bazen onların da sesini duyabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapalım arkadaşlar? Eksik ne kaldı? Şuradaki aramaları bir yapalım arkadaşlar isterseniz bu derste. Şimdi ben burada sorgu diye bir sayfa açacağım arkadaşlar. Tüm sorgulamaları buraya da göstereceğim. Sorgu. Burada sorgu diye bir sayfa açtım arkadaşlar. Tüm sorgulamaları burada göstereceğim. Yani daha önce biz cari sorgu, stok sorgu diye sayfalar açıyordum. Hepsini tek bir sayfada yapacağız bu sefer. Öncelikle şu cari listesi açıldığı zaman bu sekmenin aktif olması için şunu ekleyeceğiz kod olarak. Formun initialize kısmına geliyorum. Şunun ismi neydi? Önce bir bakalım arkadaşlar. Şunun ismi nedir? Şöyle dış tarafına bir defa tıklarsanız şöyle bunun adının multipage 1 olduğunu görüyorsunuz. Multipage çoklu sayfa diye ismi bu. Formun initialize kısmına multipage 1.value eşittir 1 yapıyorum. Yani dolayısıyla açtığım zaman her zaman 1 demek ki 0'dan başlıyor arkadaşlar. O zaman bunu 0 yapıyorum. Her açtığımda dikkat ederseniz artık cari ünvana göre aktif olacak yani. Ben burayı da açık bırakıp kapattığımda, çalıştırdığımda her zaman şu sekmeye konumlanmış olacak. Şimdi gelelim şuradaki cari ünvanın şu tekstin adı ne? Textbox 1. Adını değiştirebiliriz. Bunun adı Textbox 2, bunun 3. İsmini değiştirelim arkadaşlar. Buna txt cari ad diyelim. Cari ad. Şu butonun ismi de command buton 1'dir. İsmi aynı da kalsa hiç sorun olmaz. Bu ismi böyle kalsın isterseniz. Şimdi ben içine giriyorum. Ya da ismi, ben hep isim değiştirmekten yanayım da. Buna btn ara 1 olsun. Yani birinci sekmenin arası olsun. Şu da btn tümü 1 olsun. Tamam. Şimdi buranın içine giriyorum. Burada arkadaşlar dim x as long diyorum. Dim y as byte diyorum. Şimdi burada niye x'i long, y'yi byte olarak tanımladım? X arkadaşlar carideki satırları, cari sayısını temsil edecek binlerce, on binlerce cari olabilir. Onun için bunu long tanımladım. Y'yi ise byte olarak tanımladım. Byte olarak tanımlamamın sebebi işte şurası cari adı, işte ID'si, adı, vergi dairesi, vergi numarası, telefonu gibi yani birkaç tane rakamdan oluşacağı için buna byte dedim. Daha az yer kaplasın diye. Ondan sonra bir de dim kayıt sayısı ks, bu da as integer olsun. Ondan sonra kayıt sayısını 0'a eşitliyorum arkadaşlar. Sonra mi nokta, mi de demek bu sayfa, bu form demek. Mi nokta carileri listele. Bir carilerimi listeliyorum. Neden listeliyorum? Daha önce başka bir arama yapılmış olabilir. Tümünü önce listeliyorum ve sonradan aratıracağım. Örneğin bir seferde Ahmet'i aramış, ikinci seferde Mehmet'i arıyor. Orada tümünü önce yenilesin bir nevi listeyi, ondan sonra arasın. Sonra diyorum arkadaşlar sorgu sayfasındaki nokta range nereden nereye kadar? Bakalım cariler nereden nereye kadardır? A'dan F'ye kadardır arkadaşlar. Onun için diyorum ki A1'den E'ye kadardı değil mi? E mesela E1'e kadar diyelim. Nokta value eşittir temizle. Şimdi bu sorgulama yani aradığım zaman daha önce bir arama olabilir. Dolayısıyla önce şu sorgu sayfasında ne varsa önce temizliyorum. Seçip delete ile temizlettim önce. Şurada biraz genişletebiliriz. Sonra bir döngü yapacağız arkadaşlar şimdi. Hemen for x eşittir 2 to mesela 1 milyon diyelim. Next'imi yazdım. Şimdi burada diyeceğim ki eğer carilerdeki a'nın x'i boş ise döngüde çık. Her zaman yazdığımız gibi. Eğer sheets cariler nokta range a'nın x'inin değeri eşittir boş ise exit for dedik. For'dan çıktık. Şunun aynısını tekrar kopyalayacağız arkadaşlar herhalde. Değil mi? Eşitlemeyi sağlamak için. Şunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Bu sefer cari adına göre arama yaptığımız için cari adı da dikkat ederseniz şeyde B sütununda arkadaşlar. B sütununda eğer B'nin value değeri burada like diyeceğiz arkadaşlar. Yani içeriyorsa içerisinde trim diyeceğiz. Boşlukları atacağız. Trim tx'te cari adı nokta value ve tekrar bir yıldız. Şimdi arkadaşlar eğer bu yıldızı sonuna koymasam, şunu yazmasam baştan itibaren yani sol taraftan itibaren içeriyorsa mesela AH yazarsınız işte Ahmetler AH ile başlayanları bulur. Eğer sonuna da bir tane yıldız koyarsanız içinde geçeni bulur. İçinde demektir. Mesela şunu silerseniz mesela Ahmet yazdığınız sonu işte ya da et yazdığınız sonu et ile bitenleri bulacak. Eğer bunu yazmasanız. Ama başında ve sonunda yıldız kullanırsanız içerisinde olan demektir arkadaşlar. Den diyoruz. Yani B sütununun artık ikinci satır mı, üçüncü satır mı neyse tx'te caridekini içeriyorsa, caride yazdığınızı içeriyor ise o zaman şunu yapacağız. Kayıt sayısını aslında kayıt sayısını bir yapacağız arkadaşlar ki ikinci satırda getirsin. Kayıt sayısı eşittir. Kayıt sayısı artı 1 diyeceğiz. Bir tane olduğu zaman bir kayıt sayısını artırıyoruz. Sonra bir döngü daha yapıyoruz. For y eşittir 1 to. Şimdi kaç tane sütun var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 6 diyeceğiz ve bunu da bir next'ini atacağız. Şimdi 6 defa döndüreceğiz ama şu şekilde yazacağız bu sefer. Sheets sorgu diyeceğiz. Sorgu sayfasındaki bu sefer arkadaşlar ben cells kullanıyorum. Cells demek hücre demektir. Satır sütun kullandığı için ks virgül y nokta value eşittir sheets cariler sayfasındaki cells arkadaşlar tekrar cells diye okunur. Cells diye okunur bence. X virgül y diyoruz. Nokta ondan sonra işlemimizi bitirdik. En sonda arkadaşlar carileri listele diyeceğiz ama bu farklı bir liste yapacağız bu sefer. Mi nokta carileri listelenin ikincisini yapacağım bu sefer arkadaşlar. Yani normal carileri listele buradakileri listeliyorum. Carileri listele 2 yapacağım. Bu sefer sorgu sayfasındakileri listeleteceğim. Hemen carileri listeleyi bulalım. Carileri listele nerede? Şunun aynısını kopyalıyorum. Ve altta carileri listele 2 diyorum. 2. Şuradaki bir açıklama yazayım. Sorgudaki liste diyoruz. Sadece burada cari demiyorum arkadaşlar buraya. Sorgu diyorum. Ondan sonra şuraya da sorgu diyorum. Şuraya da sorgu. Evet. Tamam bitti. İsterseniz bir deneyelim. İnşallah olmuştur. Şimdi geliyorum buraya. Cari listesi. Bak mesela SA yazıyorum. Bul diyorum. Şurada bir hata verdi. Next. Niye hata verdi ya? Şunun next'i burada. He, end if'i yok arkadaşlar. Şu if'in end if'i yok. End if diyeceğiz. Tamam. Şimdi bakalım. Sheet sorgu nokta range A1'in şurada 2 nokta üstte koymuşuz. Mutlaka siz görmüşsünüzdür. Bakın. Hiçbir şey listelemedi. Acaba niye? Hiçbir şey listelemedi. Bir dakika, ne hata yapmışız bir kontrol edelim. Şöyle geldi sorgu sayfasındaki A1'den E100'e kadar temizledik. Sonra cariler sayfasındaki A'nın x'i boş ise çık dedik. Eğer carilerdeki B'nin x'i tx'te cari at. Cari at değil ki arkadaşlar. Tx'te ne dedik oraya? Dakika, şuna ne dedik? Şunun ismi neydi? Cari at. Ha, doğru. Tx'te cari at nokta. He, bir de u case yazacağız arkadaşlar. Çünkü orada biz büyük harfle yazıyoruz ya. Carileri büyük harfle kaydettiğimiz için burada da büyük harfle, yani aradığımızı da büyük harfe çevirmemiz gerekiyor. Yani ben az önce buraya SA yazdım ya, küçük harfle yazdım. Küçük harfle bulamayınca da getirmedim. Ama şu anda benim SA küçük olduğu halde bunu büyüğe çevirecek ve buradakiyle karşılaştıracak. Bakın. İçinde SA geçen Sasfon bilgisayar ve sabah marketi buldum ama şuradaki isimleri çağırmadı. İsimleri de çağırması için şuradaki isimleri de oraya atmamız lazım arkadaşlar. Oraya atalım. O zaman şuraya arkadaşlar ben sorgu sayfasına baslıkları yaz diyorum. Biraz tuhaf bir isim oldu ama şunu kopyalıyorum. Ve gelip şuraya sub diyorum. Aynen böyle bir prosedür açtım. Ve şunu yazıyorum. Sheets sorgu sayfasındaki range A1 nokta value eşittir sheets cariler sayfasındaki A1 nokta value diyoruz. Bir döngüyle yapabilirdik ama gerek yok. Şöyle birkaç tane yazalım. Şuna B, C, D, E, F diyorum. Burada F'ye kadardı. Değil mi? A, B, C, D, F'ye kadar. Tamam. Sonra şurasında B, C, D, E, F. Başlıkları da yazdı. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Bakın şimdi cari listesine geldim. Mesela GÜ yazalım. Bakın güneş bilgisayar. Başlıklar yine yok. Niye yok ya başlıklar? Başlıklar var. Cariler sorguya bakalım. Başlık yok. Bunu buraya değil de çıkarken yazsın arkadaşlar ya. Cari biliyorsun, bunu nereye yazalım? Bunu listele 2'ye yapalım arkadaşlar. Listele 2'nin üstüne yazalım. Yani aynen şuraya yazalım. Bir de şurada şey yapmışız ya arkadaşlar. Hani setlemişiz bu sayfayı. Ondan sonra şurada set sayfa eşittir nothing diyelim. Ondan da bir kurtulalım. Bakın buraya aldım arkadaşlar. Carileri listeleyi nereye aldım? Sorgu sayfasına başlıkları yazdı da buraya aldım. Bir daha deneyelim. Yine SA yazıyorum. Listele bakın başlıkları da yazdı gördüğünüz gibi. Samsun ve Sabah Market'i buraya aldı arkadaşlar. Şurada tümü dediğim zaman da tümünü ekrana çağıralım. Hemen şu tümünün içine giriyorum. Sadece i nokta carileri listele diyorum. Normal listemi çağırıyorum. Yani şunu söyledim. Buraya örneğin SA yazdım. Bunları buldu. Şurada bu düğmeye bastığım zaman da tümünü listeliyor gördüğünüz gibi. Şimdi diğer bir tanesini yaptığımıza göre geri kalan hepsi hazır arkadaşlar. Aynısı olacak zaten. Ben buraya txt ve dairesi diyorum. Vergi dairesi. Şuna txt btn bul 2 btn bul 2 diyorum. Şuna da btn tümü 2 diyorum. Ve hemen şuranın içine giriyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Az önceki bir dakika şöyle tekrar şuradaki bulun içine girdim. Buradaki kodları kopyalıyorum. Gelip şu ikinci bulun içine girip buradaki kodları yapıştırıyorum. Tek yapmam gereken şuraya txt'te vergi dairesi diyorum. Ama bu vergi dairesini B sütununda aramayacak. Carilerdeki C sütununda arayacak. Sadece burayı değiştireceğim arkadaşlar. Ve bu da bitti artık. İsterseniz onu da deneyelim. Bir de tümünü de yapalım isterseniz. Şu ikinciki şu tümünü de nokta carileri listele yapalım. Tamam. Hemen çalıştıralım. Bakın vergi dairesine göre de çalışıyorum. Geldim buraya. Cari listele. Şurada vergi dairesine göre diyorum. Mesela an yazıyorum. Gördüğünüz gibi Batman, İstanbul'un anı, Antep'in anı buldu. ANT yazayım. Bakın sadece Antep'i buldu. Tümü diyorum. Tümü da bu şekilde. İşte bu aramanın mantığı bu. Bir tanesini yaptıktan sonra diğerleri hazır. Şimdi Vergino'ya göre yapalım. Yine şuna txt'te Vergino ve diyelim. Şuna da btn bul 3 diyelim. Şuna da tümü 3 diyelim. btn tümü 3. btn tümü 3. Hemen şu bulun içine giriyorum. Az önceki kodları yapıştırıyorum. Bunu da D sütununda arayacak. Şunu da txt veno diyoruz. Vergino veno. Ve bitti arkadaşlar. Ve son olarak da şuraya mi nokta listele diyoruz. Mi nokta carileri listele. Carileri listele. Bu da bitti. Son olarak telefona göre yine txt'te telefon diyoruz. Şuna da btn bul 4. Şuna da tümü 4. btn tümü 4. Hemen şunun içine girdik. Yapıştırdık. C'de bu E sütununa göre bulacak. Şurada txt'te telefon diyoruz ve bitti arkadaşlar. Son olarak nokta carileri listele dedik. Ve son olarak projemizi kaydettik. Ondan sonra bir çalıştıralım bakalım. Cari arama kısmımız tamam mıdır? Örneğin vergi numarasına göre arayalım. Mesela vergisi 230 hepsi 234'te başlıyor da birini düzelteyim. Çünkü vergi numarasını hep 1 yapalım arkadaşlar. Şöyle birleri arayalım. İçinde 1 olan. Bakın sadece bunu buldu. Tümünü buldu. Telefona göre arayalım. 1, 2, 3, 4 var içinde. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi o da tamam. Tümü deyince tümü. Bir de İdris arkadaşımız burada mesela Vergino'ya harf yazılabiliyor. Telefona da harf yazılabiliyor dedi ve düzeltmişim de doğru. İyi yapmış. Biz de onu düzeltelim. Yani buradaki carilerde arkadaşlar şuraya rakam dışına giriş olmasın. Pardon. Şu carinin txt'te vergin onun içine giriyorum. change olayına, şuradaki change olayına diyoruz ki eğer not is numeric ise txt virgül no den, eğer numara değilse txt virgül no nokta value'yi temizle, iki nokta üst üste txt virgül no nokta set focus. Şimdi arkadaşlar bazılarını den, mesela ben eğer şunu aşağıya indirirseniz, bakın şurada tamamına yazmasanız, enter'a basıp indirirseniz, bunları şu şekilde alt alta yazıp en sonda end if yazmanız lazım. Yan yana yazmanın bir kolaylığı, end if yazmanıza gerek yok. Ben illeyi de şu den'den sonra yazmanıza gerek yok. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde yazdım. Şimdi geldim. Bu telefonun içine de girdim. Onu da yapıştırdım. Şuraya da txt'te telefon diyorum. Nokta value. Şurada da nokta value diyelim. Çünkü arkadaşlar niye value diyorum? Çünkü mesela bu şu da olabilir. Txt'te telefon nokta caption olabilir. Ya da pardon text olabilir mesela. Veya bilmem nokta for color olabilir. Yani rengi olabilir gibisinden. Dolayısıyla bunun değeri demek istediğimizi belirtmek için buraya value yazıyoruz. Bu durumda txt'te telefonun value değerini sildik. Txt'te telefona fokusladık arkadaşlar. Şu boşluğu da düzeltelim. Tamam. Bunları da biz arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Hatırlatma yaptı. Bu unutmuşsun dedi. Dolayısıyla artık yeni bir cari girerken buraya cari adını yazdık. Vergi dairesi yazdık. Vergi numarası bakın harf yazamıyorum. Burada da bir hatamız, hatamız yoktu. Biz sadece adı boş iken hata verdiriyor, hatırlıyorsanız. Bilgiler eksik. İstersek şunlar da boş iken, boşsa geçmesin istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Bunu da anladık. Bir de arkadaşlar şuradaki can'in altını çizelim istiyorsanız. Şurada bir boşluk verelim caption'ına. Şöyle can'in altını çizelim. Buraya calculator'a K yazıyoruz. Dolayısıyla alt K, klavyeden alt tuşu basılıyken K'ye basınca kaydete de basmış olacak. Hatta deneyelim isterseniz. Şurada mesela mavi yapı diyelim. Vergi dairesi Ankara, vergi numarasını yazdı. Ankara diyelim. Pardon. Şurada kalayım. Altla beraber K harfine basıyorum. Bakın kaydet geldi. Dolayısıyla kaydetmiş olduk arkadaşlar. Cari listemizi yaptıktan sonra bunun aramasını yaptık. Silmesini yaptık arkadaşlar. Buraya kadar bir sıkıntımız yok. Stokta da yine bir aramamız var. Stok adına göre ve unvanına göre. Onu da isterseniz yapalım. Hemen stok aramasını da işin içinden çıkaralım. İsterseniz şuradaki bir tanesini kopyalayayım yine. Kopyaladım. Geldim burada şu sorgu sayfasına. Önce aynı şeyleri yapacağız zaten. Stok listesine geldim. Önce şurada her seferinde şu stok adı aktif olsun diye ne yapıyorduk? Şu multi page 1'in adını, bunun initialize kısmına geliyorum. Diyorum ki multi page 1 nokta value eşittir 0 diyorum. Dolayısıyla her seferinde orayı sıfırladım. Hatta şuraya fokuslatabiliriz de arkadaşlar. Onun ismi neydi pardon? Şunun adını txt'te stok adı diyelim. Şuna btn bool 1 diyelim. Şuna btn tümü 1. Şuna da txt'te özel kod. Şuna btn bool 2. Şuna tümü btn tümü 2 dedik. Tamam. Şimdi hemen şu bool'un içine giriyorum. Ve az önceki kodları yapıştırıyorum. Peki stokta nereden nereye kadardır arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane stok mevcut. 8 tanedir haşa kadar. Burada diyorum ki A1'den H100'e kadar, H1000'e kadar temizle. Şu cariler yerine stoklar diyorum. Sonra yine buraya stoklar diyorum. Stoklar sayfasındaki B, çünkü cari adı stok adı B'dedir arkadaşlar, gördüğünüz gibi B sütunundadır. B sütun like buraya txt stok adı nokta value ise şunu 8'e kadar döndürüyoruz. Yani niye 8'e kadar? Önce birinci satırın birin birini, sonra birin ikisini, birin üçünü, birin dördü, birin beşi, birin altısı, birin yedi, birin sekizi. Buradaki 1 to 8 odur arkadaşlar. Zaten şurada cells. İşte önce k nedir? 1'dir. Y nedir? 1. Bakın 1'in ikisi, 1'in 3'ü. Her seferinde şu k artıyor ya arkadaşlar. Şu ks. Bu şekilde atıyoruz. Şu sorgu sayfasına aktarıyoruz. Sonra carileri listele yerine ne diyeceğiz? Mi nokta stokları listele var bizde. Stok listele 2 diyeceğiz arkadaşlar. Stok listele 2. Hemen stok listelemizi bulalım. Stok listelemizin şurada. Stok listemizi aldık. Ctrl C. Yine burada SS sayfa demişiz arkadaşlar. Setlemişiz ya. Burada yine set sayfa eşittir nothing diyelim buraya da. Unutmuşuz. Şunu kopyaladık. Aşağıya Ctrl V ile yapıştırdık. Buna listele 2 tırnak açıklama yazalım. Sorgu için diyelim. Şurada stoklar, tamam, burada stoklar değil. Sayfa stoklardır, doğru. Şuraya kadar tamam. Bu ne ya? Tamam, burada sıkıntı yok. Stoklar 2 diyeceğiz buraya. Geldik. LSS'de stoklar row search. Şurada stoklar 2 diyeceğiz. Şurada da stoklar 2 diyeceğiz. Ne stoklar ya? Sorgu diyeceğiz ya. Kafa gitti yine. Sorgu sayfasındaki diyeceğiz. Şuraya da sorgu sayfasındaki diyeceğiz. H değil. Nereye kadar? Evet, H'a kadar, doğru. H2'ye kadar. A2'den H'a kadar dedik. Stoklar 2 nereden çıktı ya? Tam gitti vallahi. Evet, buraya kadar arkadaşlar bitti. Bir deneyelim bakalım. Hemen geliyorum stok listesine. Mesela stok adı B'yi yazdım. Bu carileri listele nedir ya? Stokları listeleyeceğiz. Stok listeleyeceğiz önce. Devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi beyaz yapı. Ne yaptık ya? Bir stokları sorgu sayfasındaki bu stoklardaki A'nın X'i bu çık. Stoklar sayfasındaki B'nin X'i stok adı ise sorgu sayfa. Şuraya cariler yazmışız hala. Yine mutlaka siz görmüşsünüzdür. Burada stoklar diyeceğiz. Çünkü stoklar sayfasındakini sorguya çekiyoruz. Bir daha deneyelim. B harfi yazayım sadece. Bul bilgisayarı buldu ama başlık gelmedi arkadaşlar. Niye gelmedi? Çünkü biz carilerde şu prosedürü almadık arkadaşlar. Şöyle bir prosedür yazdık ya az önce. Neredeydi o? Uzun bir prosedür ismi kullanmıştık. Hah, şu. Şunun aynısını kopyalayacağız. Geleceğiz stok listesine. Şuran boş bir yerine gelip hatta bulun içine gireyim. Pardon. Neredeydi? Stok listeli 2 neredeydi? Şurada. Şuranın altına yazabiliriz. Üstüne de olur. Hiç fark etmez. Sorgu sayfasına başlık yaz dedik. İşte burada buraya stoklar diyeceğiz. Stoklar sayfasındaki A1 diyeceğiz. Bunu kopyalıyoruz. Şuraya yapıştırıyoruz. F1 G1 H1 çünkü H'a kadardı. G1 diyeceğiz. H1 diyeceğiz. Şurası da G1 H1. Bir de şu sorgu sayfasına başlık yazı da kopyalayıp nereye yazacağız arkadaşlar? Şuraya. Şuraya yazabiliriz. Başlıkları yaz. Şimdi deneyebiliriz. Kafanız karışmamıştır arkadaşlar herhalde. B yazıyorum. Diyorum bilgisayarı buldu. Başlık yine gelmedi. Yine nerede hata yaptık? Bazen düşünemiyorum ben. Başlıkları yazmış. Başlıkları yazmış ama şeye getirmedi. Stok listeliğe gidelim. Stok ne varsa stok listeli 2'de var sorun. Şurada sorun var. Başlıkları şuraya yazalım ya. Burada mıdır acaba? İnan bu saatte yani Karadenizler varsa darılmasınlar. Sonra tamam. Gördüğünüz gibi bilgisayarı buldu. Şimdi tümü dediğimiz zaman da tümünü bulsun arkadaşlar. Hemen tümünün içine giriyorum. Stokları listele. Evet, buraya kadar güzel. Şimdi tekrar şu butonun içindekileri kopyalıyorum. Geliyorum tekrar şuradaki özel koda göre bu özel kodu buraya yapıştırıyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Sadece buraya özel kod hangi sütundadır arkadaşlar? Özel kod E sütunundadır. Şuraya TXT özel kod diyorum. Şuraya da E sütununda olduğu için E yazıyorum ve bitti. E sütundaydı değil mi? Evet. Ondan sonra sadece şu tüm listeleye de stokları listele diyorum. Kaydet diyorum. Evet. Şimdi çalıştırıyorum arkadaşlar. Mesela bir stok ekleyeyim. Fırın diyorum. Birimi adet, alış fiyatı 800, satış fiyatı 900, KDV'si %18, özel kodu F100 diyelim. Kaydettim. Şimdi burada stok adına göre F yazıyorum. Buluyorum. Tüm diyorum. Özel koduna gelip F100 diyorum. Gördüğünüz gibi fırın özel koduna göre de buldu. Tümü diyorum. Tümünü de listeledi. Bakın stok sayısı 3. Aradığım zaman bir tane buldu. Listele diyorum. Hepsini gösterdi. Güncelleme çalışıyor. Silme çalışıyor arkadaşlar. Şu alış fiyatına harf girebiliyor muyuz? Yok. Tamam, bunu yapmışız. Güzel. Hiçbir eksiğimiz kalmadı arkadaşlar. Şimdiye kadar stok ve cari işlemlerimizin aramasını, listelemesini, silmesini, güncellemesini hepsini yaptık. Bir sonraki derse faturaya geleceğiz. Tabii buradaki alt başlıklar, şuradaki butonlar boşuna yazmadık. Zamanı gelince ihtiyacımız oldukça buraya da bir şeyler yazacağız. Ama şimdilik ana hatlarıyla başlıklarımızı yapıyoruz. Ben hemen şuraya da alış faturası diyorum. Şuraya alış faturası. BTN Alis. B'yi küçük yazıyorum. BTN Alis faturası. Alış faturasını yaptığımız zaman satış faturası da benzeridir arkadaşlar. Şuraya da alış faturası diyorum. Şuna da bir satış faturası yazalım. BTN satış faturası. Şöyle caption'a da satış faturası diyelim. Ve bunu bu şekilde bırakalım arkadaşlar. Hatta saat kaç? 36 dakika yeterli arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Gene bir sonraki derste alış faturasıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Herkes kendine çok dikkat etsin. Lütfen uyarılara dikkat edelim. Mümkün olduğu kadar dışarı çıkmayalım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Soru ve görüşlerinizi yorum yerine yazabilirsiniz. Lütfen fazla da benden ekleme. Bir de bir arkadaşımız, hocam ben program açılır açılmaz örneğin şu ana form çalışsın istiyorum demişti. Onu da hemen hatırladım. Benim arkadaşlar yapmanız gereken bu çalışma kitabını açıp şuradan workbook'u açacaksınız. Open kısmına this workbook nokta application diyeceksiniz, pardon. Application nokta visible eşittir false diyorsunuz. Sonra frm ana form nokta show diyeceksiniz. Bu kadar. Bir de isterseniz ana formun şu kapatının içerisine şöyle bir şey de eklersek iyi olur. Yine application nokta visible eşittir true diyelim. Bir versiyon yazdım. True diyelim. İşte bu kadar. Bak, kapatıyorum şimdi. Sonra arkadaşımızın adını anımsamadım. Kendisi izliyorsa bu soruyu sormuştu. Bakın ben hemen ön muhasebeyi açıyorum. Açılır açılmaz. Bakın ön muhasebe tek açıldı gördüğünüz gibi. Yani sadece formumuz açıldı. Ben buradan kapat dediğim zaman form daha yeni gözüküyor. İstersem onu da göstermeyebilirdim. Durum bu. Hepinize başarılar diliyorum.